İstanbul'da Esenyurt'ta bir genç evde temizlik yaptığı esnada kullandığı temizlik malzemesinin patlaması sonucu yaralandı. Peki temizlik yaparken bu durumun yaşanmaması için nelere dikkat etmeli? CNN Türk muhabiri Serdar Er uzmanına sordu. Aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı ortada. Yüzüme, ayaklarıma falan döküldü. Lavabo açıcı patladı, vücudunun %35'i yandı. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı ama tüm temizlik yapanları tedirgin etti. Bu şekilde ucuz atlattım, yani şükür diyorum bu halime. Peki temizlik yaparken kullanılan maddelerin patlaması mümkün mü? Temizlik ürünlerini kullanırken nelere dikkat edilmeli? Şu an elimizde lavabo açıcı, yağ çözücü, pas ve kireç çözücü ile birlikte bir adet de çamaşır suyumuz mevcut. Peki evde temizlik yaparken, bu ürünleri kullanırken nelere dikkat etmeli? Şimdi uzmanından dinleyeceğiz. İşte buyurun. Asit burada, baz burada. İkisi de birbirine geçimsiz kimyasal maddedir. Bir araya yani karıştığı zaman çok şiddetli bir tepkime olur. Kimyasal tepkime olur. Isı açığa çıkar. Bir takım sıçraklara neden olur. Bunlar da yüzümüze gözümüze bulaştığı zaman yakar. Evet. Kimya yüksek mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen temizlik malzemelerinin kullanımı esnasında karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Koruyucu ekipmanların kullanımına dikkat çekti. Temizlik yaparken bir başka önemli detaysa eldiven ve gözlük kullanımı. Eldivenler tahrişi elde oluşturulabilecek, deri yüzeyinde oluşabilecek tahrişi engelliyor. Yine bu gözlükse temizlik sırasında gözümüze sıçrayabilecek tehlikelere karşı bizleri koruyor. Öncelikle kullanılması gereken, bakın üzerinde işaretler var. Vuruntuya karşı, biyolojik maddeye karşı ve kimyasala karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor bu eldivenin. Cüneyt Gezen evlerde kimyasal ürünlerin yerine kullanılabilecek öneriler de verdi. Zararı daha az olan, daha düşük olan sodyum bikarbonat, yani bildiğimiz mutfak sodası. Sodyum bikarbonat, sirke, bildiğimiz sirke. Gerçi asetik asit kökenlidir ama sirkedir. Daha zayıftır. Daha az zarar, hatta hiç zarar vermeyebilir. Bunun dışında zemin temizlikleri için de ben kişi olarak Arap sabununu öneririm. O da herhangi bir, şimdi içine de parfüm katıyorlar. Kötü kokusunu da kaybetmek için. Hiçbir zarar olmaz.